Meclis tarihinde ilk defa böyle bir skandala imza attık arkadaşlar. Biz gizli oturumlara katılmadık mı? Herkes biliyor. Genel kurulda gizli oturumlara tüm milletvekilleri katıldı, katılıyor. Ancak burada komisyonda bir iş tüzük maddesi ileri sürülerek komisyon başkanı komisyondan çıkmamızı istedi. Ancak kendi inisiyatifiyle biz bu komisyonda kalabilirdik. Bürokratları tuttu, milletvekillerinin dışarı çıkmasını istedi. Ve bu meclisin duvarında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Düşünün, biz milletvekili olarak buraya gelmişiz. Milleti temsil ediyoruz. Milletvekiliyiz ve bir komisyondan uyduruk bir iş tüzük maddesi kararıyla çıkarılıyoruz ki orada başkan inisiyatif kullanarak milletvekilini içeride tutabilir. İnisiyatif kullanarak bürokratın tutulduğu yerde milletvekilini kullanarak dışarı atmaya çalışıyor. Evet. Zaten adresi bir doğası ve doğası içeride kalmak. Orada normali bu. Dışarı çıkartmak bir inisiyatif. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir denen bir yerde, bir mecliste duvarında bu yazılıyor. Anayasa, ilkeler apaçık ortada. Bugün meclis dışişleri komisyon başkanı ve AK Parti MHP milletvekilleri bu komisyonun kararına destek vererek bir skandala imza attı. İlginç olan nokta şu, senelerce bürokratik vesayet diye bağıranlar bugün milletin vekillerine karşı bürokratları içeri tutup milletin vekillerini dışarı çıkarmak evet, için el kaldırıyor. Ben içeride de onu söyledim arkadaşlar. AK Parti MHP vekillerinin hiçbiri bundan sonra kürsüde gazi meclis falan demesin. Bakın bu milletin meclisinde bu skandal da yaşandı. Komisyondan milletvekili çıkartıldı. Bu nasıl bir skandaldır? Genel kurulda gizli oturuma katılabilirken burada katılmamız istenmedi. Öncesinde yazı mazı da beyan edilmedi. Yarım saat kadar gecikildi. Bizim burada oturduğumuzu, üç milletvekili olarak oturduğumuzu görünce hepiniz gördünüz. Sayın Hakan Fidan yarım saat gecikmeyle geldi. Kulisle anlaşılan konuştular. Ne yapalım, ne edelim? Bu milletvekillerini dışarı çıkarmak için nasıl bir taktiğe başvuralım? Bu yapıldı, bu kurgulandı ve Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a da buradan sesleniyorum. Bu skandala nasıl izin veriyorsunuz? Komisyon başkanlıklarının yönetimi sizin yetkinizdedir. Böylesi bir rezalete nasıl imkan veriyorsunuz? Bunu buradan sormak lazım. Buradan sadece Meclis Başkanı'na değil tüm milletimize de soruyoruz. Tüm milletimizi de haberdar ediyorum. 85 milyonun da haberi olsun. Böylesi bir rezalet yaşandı bakın. Milletin burada temsili engellendi. Ben Kocaeli milletvekiliyim, arkadaşlarımız milletvekili ve 85 milyonun vekiliyiz biz. İlimizin vekili değiliz. Partimizin vekili değiliz. Seçmenimizin vekili değiliz. 85 milyonun vekiliyiz biz arkadaşlar. Biz burada nasıl olamayız ya? Böyle bir rezalet olabilir mi? Sen nasıl milletvekilinde dışarı çık diyebilirsin? Bu milletin meclisine yapılmış bir darbedir. Şu anda Dışişleri Komisyonu Başkanı bu milletin meclisine bir darbe yapmıştır. 15 Temmuz'da bir darbe yapıldığını söyleyenler bugün bu meclisin komisyonuna, bu meclise, milletvekillerine, millete bir darbe yapmıştır. Bu budur arkadaşlar. Başka hiçbir şey değildir. Herkes bunu da böyle bilsin. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Sağ olun.